Zagor'un hikayesi 2 Kendime geldiğimde içimi korkunç bir duygu kapladı. Hayatta yine yapayalnızdım. Üstelik ruhum bir an bile huzur vermeyen başka bir duyguyla eziliyordu. Pişmanlık. Yok yere birçok masum insan canına kıymıştım. Bazı durumlarda kimin haklı kimin haksız olduğunu anlamanın ne kadar güç olduğunu ilk kez farkına varıyordum. Bunun üzerine kendi kendime ani bir karar verdim. İntikam hırsıyla yaptığım kötülükleri temizleyecek bir şeyler yapmalıydım. Bundan sonra beyazlarla kızılderiler arasında sürüp giden çatışmaları ortadan kaldırmak için çalışacak ve iki ırk arasında hiçbir fark gözetmeyecektim. Birçok kızılderil lehçesini bilmemin, Baltamos sağlıkla kullanmamın ve ormanda geçirdiğim uzun yılların kazandırdığı deneyimlerin bana büyük yararı oldu. Bu özelliklerim sayesinde pek çok tehlike durumu, durumu burnum bile kanamadan atlattım. Bazen yolunu kaybetmiş kervanlara yanlışlıkla yerli topraklarına girmesinler diye yol gösteriyor. Bazen de askeri birliklerin içki ve silah kaçakçılarının yakalamasına yardım ediyordum. Bunun dışında bazı silahlı çatışmalarda müdahil, müdahale ediyor ve kendime haklı bulduğum tarafın yanında yer alıyordum. Anlıyorum. Peki böyle mi geziyordun? Yani üstündeki bu elbiselerle mi? Hayır. ilk zamanlar bir adım bile yoktu. Ve hangi bölgede adalet için mücadele edeceğime henüz karar vermemiştim. Bu fikir daha sonra aklıma geldi. Daha doğrusu bu fikri bana karşılaştığım bazı garip tipler verdi. O günlerde bölgede karışıklık çıkaran bir dalaver çetesinin peşindeydim. Bu adamlar çiftliklere saldırıp yakmışlar, iki aileyi katetmişler ve sebepsiz yere bazı avcılara saldırmışlardı. Ve sonunda başardım. Bu izler çok taze. Ve içinde olduğum gruba ait olduğundan hiç şüphem yok. İşte bunlar da dün sabah gördüğüm zavallının evinden çaldıkları içki, içki dolu fıçılar. Boş, hepsini bitirmişler. Hay Allah bu kadar içtikten sonra bu adamlar daha da vahşileşecek. Tek başıma savaşmak zorunda kalsam bile yeniden, yeniden bir kötülük yapmalarına engel olmalıyım. Zaten izlere bakılırsa 10 kişiden fazla değiller. Eğer onları gafil avlarsam hepsinin hakkından gelebilirim. Ve bang bang. Silah sesleri. Birilerinin başı dertte. Bunların aradığım dalaveriler olduğuna bahsede gelelim. Sesler Madison'a giden yolun üstündeki düzlükten geliyor. Belki de bu sefer saldırıya uğrayan New Hope kabilesinden yola çıkan öncü kervanıdır. Vay canına, Kızılderililer konusunda yanılmamışım ama bu acayip arabanın içine sığınan tiplerin kimler olduğunu anlayamadım. Sullivan, ah kim olduklarını bilmem ama kötü nişancı oldukları bir gerçek az kalsın beni vuruyorlardı artık harekete geçmenin zamanı elimi çabuk tutmalıyım yoksa o garip arabadan geriye pek bir şey kalmayacak top Aa. yüce tanrılar kim o Genç bir beyaz ama onu vurduk. Vah öldü mü? Öyle olmalı. Çalıların arasına düştü ve smaç. Manito aşkına yaşıyor. İyi bildin. Daha uzun süre ölmeye niyetim yok. Neler oluyor baba? Kızı deliler saldırı kestiler. Acaba Neden? Tanrım şuraya bakın. Bir beyazın peşine düşmüşler. Bizim yardımımıza gelen biri. Yeah. Manito adına. Bir maymun gibi çevik hareketlerle tırmandı ve yaprakların arasında kayboldu. Ah, Unimanütü, beyaz adam şeytanın ta kendisi. Durun, kaçmayın korkaklar. O sadece bir insan, hatta bir köpek yavrusu. Şimdi onun hesabını göreceğim. Hmm, sen bu çakal sürüsünün reisi olmalısın. O zaman gel bakalım, seninle özel olarak konuşalım. Ya, yeah. switch. Orman ruhları çok hızlısın ama benden kaçamayacaksın. Sonunda seni geberteceğim. Aha yerlerde sürünüyorsun başçakal. Çok çabuk yoruldun. Geçen gün nehrin kenarındaki çiftlikte bulunan savunmasız çocukları öldürmek daha kolaydı değil mi? Veya iki gün önce kulübeni yağmalının ihtiyar avcı sırtından vurmak da çok kolaydı. Kimsin sen genç adam? Neden aç kurt gibi peşimizi bırakmıyorsun? Ben seni öldürecek adamım. Dalavere. Kolla kendini. Aa. Vay cana baba gördün mü? Evet tek bir hareketini bile kaçırmadım. Bu adam insan kılığına girmiş bir yıldırım sanki. Hepsini tek başına hakladı ve bu inanılmaz bir şey. İşte bize doğru geliyor. Hay Allah. Ama bu daha bir çocuk kadar genç. Selam beyler. Umarım postunuz delinmemiştir. Her zaman da gelmeseydin delikanlı. Emin ol delinecekti. Ama sen geldin. Hoppa. La. Ve gördüğün gibi sapasağlamız. Uh doğrusu fena numara değildi. Bunlar çocuk işi. Biz daha zorlarını da yapabiliriz değil mi baba? Lafı bırak da hünerini göster evlat. Bir, iki, hoppa. Ve üç. Bayanlar ve baylar karşınızda ünlü silivanlar. Vay canına. Ama öyle siz akrobatsınız. Sadece akrobat değil. Ne dersin oğlum? Haklısın baba. Ah alçaklık. Yavaşça kalbim ve siz bedenimdeki kaslar vaktinden önce yaşlanıp beni terk etmeyin. Shakespeare, Hamlet, birinci perde, beşinci sahne. İşte böyle genç kurtarıcımız. Bizler aynı zamanda aktörüz. Ve de hokkabaz. İllüzyonist ve sihirbaz. Kızılçacı bizler büyük silvanlarız. Peki sizin gibi büyük sanatçıların buralarda ne iş olduğunu sorabilir miyim? Bildiğim kadarıyla bu civarda insanların böyle gösterileri izlemeye ne zamanları ne destekleri vardır. Haklısın delikanlı. Aslında büyük bir dolancının kurban olduğumuz için şehirdeki işimizi bırakıp buralara geldik. Yoksa orada işimiz gayet iyi gidiyordu. Büyük ilgi görüyorduk. Ah siz beni de Destemano rolünde görecektiniz. Otel piyesinde harikaydım. Ayrıca ağırlık kaldırmada da çok başarılıyım. İşte böyle dikkat ama günümünde adam bir altın ar arayıcılarının kurduğu Sola kentinde gösteri yapmamız için müthiş bir teklifte bulundu. Sola mi? Evet, yani Altın Kuyusu bir madenci kasabası için gerçekten umut verici bir isim öyle değil mi? Kesinlikle. Ama elimizde kontratımızla oraya vardığımızda ne görelim? Altın Kuyusu kupkuruydu. Yani senin anlayacağın ortada kasaba falan yoktu. Sadece terk edilmiş birkaç çıkık dökük karabeden başka bir şey yoktu. Gerçi tiyatro binası duruyordu ama sokaklarda bir köpeğin gölgesini bile görmek mümkün değildi. Kısacası orası bir hayalet kasabaydı. Olanları sonradan öğrendik. Meğer o civardaki altın madeni tamamen tükenmiş ve bütün kasaba halkı geldiği gibi aceleyle orayı terk etmiş. Böylece oradan ayrılıp yola, yola koyulduk. Bize çalışma fırsatı verebilecek bir kenti hedef seçtik. Madison kentinde karar kıldık. Günlerce süren yolculuktan sonra işte buradayız. Bu vahşi topraklardan tek başınıza geçmeye kalkmakla akılsızlık etmişsiniz. Buradaki kızıl deliler sizin asker, sivil, akrobat veya göçmen olmanızı aldırmadan kafa denizi yüzerler. Ama artık endişe etmenize gerek kalmadı. En yakın merkeze kadar size rehberlik edeceğim. Oradan bir kervana ya da bir askeri birliğin peşine takılıp istediğiniz yere gidebilirsiniz. Yaşasın artık güvendeyiz. Yippi çok teşekkürler dostum. Demin nasıl dövüştüğünü gördükten sonra ben de güvende olacağımıza inanıyorum. Bizim başımızdan geçenleri öğrendiğine göre şimdi de ben size sorarım. bazı sorularım var. Benim bazı sorularım var. Çok tehlikeli olduğunu söylediğim bu yerlerde neden yalnız başına yaşıyorsun? Böyle dövüşmeyi nereden öğrendin? Bu uzun bir hikaye Bay Sullivan. Ama geceyi birlikte geçeceğimize göre bunu daha sonra anlatırım. Yeter ki on, parın, on parmağında on marifet bulunan oğlanızdan biri güzel bir akşam yemeği hazırlasın. Niye olmasın? Üstelik hayatında yediğin en leziz yemek olacak. Eminim daha önce hiç yememişsindir kuru fasulye. Ha 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 ha. O halde yola çıkmaya hazır oldum. Burası gece geçirmek için hiç emin bir yer değil. Duydunuz mu çocuklar? Gidiyoruz. Birkaç bin otelde güvenli bir yer bulup hava kararmadan konakladık. Yemeğimizi yerken yeni dostlarımıza başımdan geçen acıklı olayları anlattım ve gelecekte ilgili kararlarımı açıkladım. Vay canına hayat hikayen gerçekten çok etkileyici. Bunlar senin yaşarındaki bir insan için korkunç tecrübeler. Söyler misin evlat? Adalet bekçiliği yapmaya karar vermekle doğru yolu seçtiğine emin misin? Yani karşına çıkacak tehlikeli iyice hesap ettim mi? İşte hep bugünkü gibi yolunda gitmeyebilir. Ve ve kalkması kızan bir kızıl ya da kendi ırkından bir haydut beni öldür, öldürebilir demek istiyorsunuz değil mi? Evet Bay Sullivan. Bütün büyük ihtimalleri göz aldım. Ama ben kararımı verdim ve kimse benim fikrimden vazgeçiremez. Hem bu hayata başladığımdan beri kendimi daha huzurlu hissediyorum. Geçmişteki anılar beni eskisi kadar rahatsız etmiyor. Bakın benim ülkeme karşı büyük bir inancım var. Bu görevi üstlenmek de burada yaşayan insanlar için yaşanabilir, mutlu bir gelecek hazırladığımın hissini taşıyorum. Anlıyorum. Bunlar çok soylu düşünceler değil, kanlı. Ama madem insanlara yararlı olmak istiyorsun o zaman olabildiğince uzun yaşamanın yolunu bulmalısın. Çok becerikli ve çeviksin. Bu su götürmez. Ama bana kalırsa sürekli hayatını riske atmadan da aynı etkiyi elde edebilirsin. Affedersiniz ama pek anlayamadım. Demek istiyorum ki eğer düşmanların zayıf tarafından yaralanırsan istediğinden daha iyi sonuç alabilirsin. Mesela kızılderililer gibi cahil insanları kolayca etki altına bırakabilirsin. Adın etrafında öyle bir eser havası yaratmalısın ki Rakiplerin senden çekilsinler ve kolay kolay sana saldırmasınlar. Bu çok iyi bir fikir ama bunu nasıl gerçekleştireceğimi bilemiyorum. Doğru bu senin için zor olabilir ama işi insanlar etkilemek olan benim gibi biri için hiç de zor değil. Her şeyden önce seni kolayca tanıtacak bir şey bulmalıyız. Mesela bir kostüm. Kostüm mü? Evet fazla garip kaçmayacak ama alışılmadık bir kıyafet. Pekala bunu kupon yazdığı kostümcü Romeo halledecek. Hemen başlıyorum baba. Ve sana bir isim bulmalıyız. Duyulduğunda etki yapacak bir isim. Şöyle kızıl deli dilinde ürkütücü anlamına gelen bir isim. Orman ilahı ya da adalet ilahı gibi bir şey. Baltalı ilaha ne dersiniz? Baltalı ilah mı? Kulağa hoş geliyor. Ayrıca senin dövüş tarzına da uyuyor. Onu Algonkin diline çevirsek Zagortena'y. Hmm, biraz uzun ama ama görürsün sonunda herkes sana sadece Zagor diyecektir. Şimdi işin en önemli kısmına geldik. Yani sahneye çıkış. Uzun süre senden söz ettirecek vurucu bir sahne olmalı yerini ve zamanını sakin kafayla düşünmeliyiz. Baltalıyla unutulmaz bir çıkış yapmalı ve bir çeşit resmi sunuluşu olmalı. Ne dersin, yanılıyor muyum? Evet, planımızı şimdi daha net olarak anlamaya başladım ve iftiraf edeyim, hoşuma gitti. Şöyle bir düşünce, Kızılderili kabillerinin üzerinde belli bir izlerim yaratmak için en uygun zamanı buldum galiba. Büyük ilk bar toplantısı birkaç gün sonraki dolunay gecesi yapılacak. İlk bar toplantısı mı? Odanı kabile şeflerinin bir araya toplanarak ortak sorunlarını görüştükleri bir toplantı. Dediklerine göre bu yılki toplantı küçük bir pınar düzlüğünde yapılacak ve toplantıya dalevelerler, vagotlar, pajotlar, pavotatlar, senekalar ve çavugalar katılacakmış. Güzel. Sülüvanlar o geceyle ilgili öyle bir reji ve senaryoyu hazırlayacaklar ki yapacağın gösteri inanılmaz bir başarı kazanacak. Bu konuda sana garanti veriyorum. Ha ha ha. Birkaç gün sonra toplantının yapacağı, yapılacağı düzlükte buluştuk. Alanın ortasında küçük bir kaynak vardı. Baba Süleyman sanki bir tiyatro sahnesindeymiş gibi emirler yağdırıyordu. Her şey yolunda mı? Orası yok. Evet baba bak Harika. Bizim tekerlekli evin kapısından daha iyi kapanıyor. Barutları yerleştirdim mi Romeo? Tamamdır. Aha şeytanı bile kıskandıracak görkemde alevler oluşturacağız. Ya gök gürültüsü, uğultusu? Onda da Macbeth'in birinci perdesinde kullandığımız lihalardan yararlanacağım. Harika fikir evlat. Herhalde Shakespeare'i bu yüzden bize gücenmez. Zagor kostümün nasıl oldu? Harika gerçekten Bay Sullivan. Gördüğünüz gibi içinde rahatça hareket edebiliyorum. Ayrıca herkesin hayal gücünü etkileyebilecek kadar renkli ve göz alıcı. Güzel baylar. O halde genel provalara son veriyor ve sizleri Baltalilah Zagorktanay'ın orkaya çıkacağı yarın akşam özel gösterme bekliyorum. Ha ha ha. Karamba karambita. Şu Silivanlar sevimli insanlarmış. Öyleydiler sevgili Fıçım. Sonunda heyecanla beklediğim büyük an gelip çatmıştı. Baba Sülvan'ın kazdırdığı iki çukurdan birine girip saklandım. İnce bir ağırlıktan aşağıdaki düzlüğü rahatça gözetleyebiliyordum. Güneşin batmasına az bir zaman kadar ağaçların arasından on kadar One Dot'un sessizce çıktığını gördüm. Başlarında şefleri Oga Ito vardı. <laughs> Yine aynı sessizlik içinde bu defa doğu tarafından Ong Miller, Pik Grup, Pegot göründü. Onları savugalarla sene kadar izledi. Çok geçmeden Kızılder'in gültüsünden düzlüğün ortasındaki kaynağın sesi duyulmaz olmuştu. Demek büyük bağır toplantısını ilk defa o gün gördün. Evet, bir bakımda çok şanslıydım. Çünkü o iki toplantı çok hareketli geçeceğe benziyordu. <laughs> Çeşitli kabilelere mensup savaşçılar birbirleriyle sohbet ederken bir yandan da küçük içki fıçıları elden ele dolaşıyordu. Böylece yerler arasında da kaynaşıyorlardı aralarında. Karanlık çökünce düzlükte yakılan ateşlerin dumanı yükselmeye başladı. Kabile şefleri yakılan ateşlerin ortasında daire şeklinde oturmuş sırayla barış çubuğunu sütürüyorlardı. Katılanların her biri uzun pipoyu yavaş hareketlerle alıp sakin bir tavırla nefes çekiyor, sonra dini bir ayin demiş gibi büyük bir ciddiyetle çubuğu yanındakine uzatıyordu. Fakat nefes çekme sırası itog geldiğinde ortamın sakin havasını bozma, bozan, beklenmedik bir şey oldu. Hayır. One Dotların büyük şefi Ogaito ölüm kokusu yüzünden beyazlar boyun eğen koyun sürüsüne katılmayı bu sebep bu sefer kabul etmiyor. Yıllar yılı beyazların başlarına kat, baskılarına katlandık. Sesimizi çıkarmadık. Bitmek bilmeyen toprak talepleri karşısında direnmedik. Önce en bereketli nehirlerimizin kıyılarını onlara terk ettik. Ardından yaşam kaynağımız olan av hayvanlarımızın borca bulunduğu ormanlarımızı verdik. Gürleyen borularından korktuğumuz için karış karış geri çekildik. Düşmanlarımızın günün birinde memnun olup bizi rahat bırakacağını umuyorduk. Ama öyle olmadı. Bizim uysallığımız onları daha da azdırdı. Bugün artık bu toprakların her köşesinde onların tahtadan yapılmış büyük kulübeleri yükseliyor ve uğursuz silahların sesi her yerde yankılanıyor. Artık yeter. One dotlar bundan sonra geri çekilmeyecek. Artık benim halkım hiçbir siyah kürklü hayvanın yaşamadığı bir hiçbir derenin sulamadığı bereketli topraklarda yaşamayı kabul etmeyecek. One savaşacaklar. Ayrıca şansları da var. Çünkü ben beyazlar hakkında bilgi topladım. Onların büyük sırlarını biliyorum. Pit Kalesi, Henry Kalesi, Cumberland Kalesi. Bunlar mavi ceketlerin kaldığı ve tahtadan yapılmış büyük kamp yerlerinin atları. Onları bir kere ele geçirip yıktıktan sonra bu topraklarda yaşayan beyazlar kendilerini savunması hissedip kaçacaklardır. Vay canına kendimi göstermek için çok uygun bir zaman, zaman seçmişim. Pekala kardeşlerim, atalarımızdan kalan toprakları geri almak için Van yanında kimler savaşa katılacak? Kayıgolar var mı? Ama ben düşünmem lazım o gayito. Ya sene kadar ve pukutlar. Vah bizden çok acele bir karar bekliyorsun o gayito. Bu beklenmedik talebin bizi hazırlıksız yakaladı. Tanrı adına gece daha uzun düşünecek bol zamanınız var. Alın şunu ateş suyu size enerji verir. Çubuğun uyuşukluğunu giderir. Hmm, yanılıyorsam başakların sahneye girmesi için en uygun an geldi çocuklar. Gök gürültüsü başlıyor. Tam zamanı. Bon bonk. Metal lafalarının çıkardığı sesler havada titreşimler yaparak gök, gök gürültüsüne benzer uğultular halinde etrafa yayılınca Kızılderililer çok şaşırmışlardı. Vah! Wow, yıldırım mı düştü? Ama havada tek bir bulut dahi yok. Birkaç dakika sonra yere serpilmiş olan barutlar ateşlendi ve bir alev kümesi yükseldiğinde yerlerin şaşkınlığı daha da arttı. Vum! Ulu neydi o? Bir yıldırım. Saçmalamayın. Fırtına olmadan yıldırım düşmez. Elinize sağlık dostlarım. Şimdi sıra bende. Gökteki tanrılar adına bakın. Vah! Yoktan var olan bir adam. Yoktan değil, yıldızların içinden çıktı. Ama öyleyse bir ilah bu. Göklerin ilahı. Acı bize. Halkımıza merhamet et. Yıldırımların oğlu. Hmm, başlangıç olarak hiç fena değil. Şimdi sıra nutuk atmaya geldi. Merhamet. Kalplerinizden korkuyu atın Manitou'nun çocukları. Büyük ruh beni sizi cezalandırmak için göndermedi. Size izleyeceğiniz en iyi yolu alacağınız en doğru kararı göstermek ve biraz önce Vildotların şefinin yaptığı gibi çılgınca girişimlerinize engel olmak için buradayım. Eğer sen bir şefte bulunması gereken bilgeliğe sahip olsaydın böyle konuşmazdın Ogaito. Dilin çok hızlı ama aklın çok yavaş çalışıyor. Görüşün ise yakıp yıkılmayı düşündüğün kalelerden ötesini göremeyecek kadar kısa. Odundan yapılmış büyük evlerin ötesinde bulunan bir, bu kalelerin benzeri yüzlerce kampta ormandaki topraklardan daha fazla beyaz yaşıyor. Mavi ceketlilerden yüzlercesini öldürseniz bile bir o kadarı daha ölülerin intikamını almaya geleceklerdir. Beyazların intikamı ise kızılderilinin yok olması demektir. Kabilelerinizin hayatta kalması ve çocuklarınızın geleceği yani gelenlerle bir arada barış ve karşılıklı anlayış içinde yaşamanıza bağlı. Bugünden itibaren ben bu ormanda kalacağım ve gerektiğinde kuruyucunuz, gerektiğinde ise yargıcınız olacağım. Haklı olduğunuz zaman sizin safınızda yer alıp sizi beyazlara karşı koruyacağım. Ama öteki kabilelerin güvenini ve barışını tehlikeye atmak isteyenleri de acımadan cezalandıracağım. <laughs> Vah! Sen ne diyorsun? Ne diyorsan öyle olacak. Yıldırımların oğlu. Seni bize gönderen Manitoya şükürler olsun. Adım Zagor Tenay'dır. Baltam'da adaletin sembolüdür. Bunu unutmayın. Vah! Unutmayacağız. Aramızda kal baltalıyla. Karama karamita. Öyleyse tam bir başarı sağladın. Evet pek sayılmaz. Benim için benim işe karışmamdan hoşlanmayan biri de vardı. Ve kendi adına tepki gösterdi. Hokaito. Yüce tanrılar. İnsan mısın yoksa şeytan mı? İyi ruh musun yoksa kötü ruh mu? Her neysen şimdi beni iyi dinle sözleri savaşçı olduklarını iddia eden bu koyun sürüsünün başına çok yakışacağını gösteriyor. Aramıza hoş geldin. Seni bir kez de ben selamlamak isterim. İşte böyle. Bang! 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 Dur, muhannetinin gazabını üzerimize mi çekmek istiyorsun? Bırak o tüfeği, çılgın adam. Tüfeğin ilahlara karşı işe yaramayacağını bilmiyor musun? Bakın, yeniden göründü. Yüzünde öfke var, elinde de baltası. Pah, benim de baltam var. Bu balta pek çok düşmanımı yere devirdi. Cesaret göklerin kudretli ilahı. Baltanın benimkinden daha güçlü olduğunu göstermek istemez misin? Hay aksi, bu gerçek bir meydan okuma. Böyle bir şey planlarımızda yoktu. Yazagor o ne yapıyor görüyor musun? Önünde bir ağaç var peki göremiyorum ama hayır işte orada. Vay canına kabul etti. Korkusuzca düzlüğe iniyor. Tanrı bu cesur gencin yardımcısı olsun. Gerçekten de hiç tereddüt etmeden küçük tepeden aşağı indim. Sonra çevik bir atlayışla kendimi kalabalığın ortasına bıraktım. Benden ülkem ve hayranlık besleyen kızılderililer çekilip bana yol verirken alçak sesle kendi aralarında konuşuyorlardı. Vah uzun boylu ve güçlü, giysisi çok değişik, bakışları ne kadar sert, o gayet yerinde olmak istemem. Öte yandan vandotları şefi de sabırsızlanıyordu. Savaşçılarını yanından uzaklaştırıp bana doğru ilerledi ve korkusuzca karşıma dikildi. Ne oldu Ogaito? Yoksa dövüşmekten vaz mı geçtin? İşte cevabımız Agor Tenai. Vay cana sen gerçekten yılanlı misin Yeah, Switch Talk! Sert ve acımasız bir düello oluyordu. Baltalarımız çarpışma şiddetinden kılcımlar çıkıyordu. Bu arada hala şaşkın durumda olan kızılderililer etrafımızda çember oluşturmuş tezahürat yapıyorlardı. Bitir işi o gaytu. Baltalı ilah yenilmez. Biraz ötede diğerle o izleyen başka seyirciler de vardı. Durum nedir anlat hadi. Haydi Zagor göster kendini. İşte böyle hayır dikkat et aferin. İn oradan biraz da ben seyredeyim olamaz. Şu anda hiçbir diye kımıldayamam. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Hiç olmazsa aşağıda neler olup bittiğini bize de anlatsana bencil adam. Peki baba, olur baba. İşte Zagor bir darbe daha indirdi. Bir tane daha. Harika güzel. Şimdi de kızı suratlı atağa geçti. Zagor zor durumda. Lanet olsun. Uh. Mücadele tahmin ettiğimden uzun sürmüştü. Mandottların şefi kolay teslim olacağı benzemiyordu. Öyle ki bazen gerçekten zor anlar yaşıyordum. Ama hasmımın iyi savunmasına rağmen baltam bir boşluk yakayabildi ve onu cansız yere serdi. Aynı anda etrafımızdaki kalabalıktan bir oğultu yükseldi. Görevime korunmasını üstlendiğim ırkın bir üyesini öldürerek başlamak istemezdim. Ama o Gaito'nun delice inadı bana başka bir seçenek bırakmadı. Vandotlar köylerine dönsünler ve kendine daha akıllı bir şef sesinler. Sizlere gelince, büyük şefler, ilkbahar toplantınıza huzur ve barış dolu olarak devam edin. Bu Zagor Tenay'ın dileğidir. Ah yak! Zafer heyecanıyla bir çırık attım. Orada bulunanlar üzerinde bir etki yaratan haykırışımın şaşkınlığı geçmeden kararlı adımlarla yürüdüm ve sık ağaçların arasında gözden kayboldum. Yaşasın, başardı baba, başardı, sağ salim geri dönüyor. <laughs> Tanrı'ya şükür ama o tüyler yüpertici sığlık da neydi öyle? Aha sanırım dostumuz senaryo üzerinde ufak bir ekleme yaptı. Bir süre sonra günün ilk ışıklarıyla birlikte dostlarımla buluştum. Size minnet borçluyum Bay Süleyman. Bundan sonra sözümü, sözümü tutmak için elimden geleni yapacağım. Şimdi atlarınızı arabaya koşun, Kızıl Ağaç bölgesine kadar size eşlik edeceğim. Oradan bir kervana katılır ve Madison'a güven içinde ulaşırsınız. Yaşasın! O halde muhteşem Zagor Tenay'ın koruması altında korkusuzca yola koyulalım. İki gün sonra Can'a yakın insanlardan ayrılmak zorunda kaldım. Sonra da Darkwood ormanına daldım. Uzun süre bir araştırmanın ardından bataklığın sonunda çevresindeki kayan kumlar yüzünden kimsenin kolay kolay ulaşamadığı küçük bir adacık buldum. Biraz sabır ve hayal gücüyle bu kulübeyi yaptım. Ve sığınağıma çevrede korku uyandıracak yeni kimliğime uygun bir görünüm vermeye çalıştım. Gerisini tahmin edersin. Ondan sonraki günlerim, yıllarım Şimdiki gibi çeşitli tehlikeler ve maceralarla sevinç ve üzüntülerle geçti. Ta ki seninle karşılaştığım o güne kadar. Hatırladın mı? Nasıl hatırlamam? Ne karşılaşmaydı be ama. Aha o günkü şaşkın halini hiç unutma, unutamıyorum. Her neyse geçmişimle ilgili sırları benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Doğrusu ilginç bir hayat hikayesi olduğunu kabul etmeliyim. Ama gerçek bir soylunun neden neler yaşadığını merak ediyorsan benim hikayemi mutlaka dinlemelisin. İşte bunu bilmelisin ki doğduğumda çok güzel bir bebekmişim. Hikayeme ilk maceramı anlatarak başlayacağım. Koltuktan nasıl düştüğümü. Şimdi olmaz Şiko. Sonra anlatırsın. Bak yağmur dinmiş ve gökkuşağı çıkmış. O müthiş fırtınadan sonra bu güzel hava senle ve insana umut vermiyor mu sence? Yaşamak çok güzel. Haydi hava çıkalım. Ah yak. Son.